Merhaba Yaftar Garanti Bankası günlük grafik e, bankacının lokomotifi Garanti Bankası yani bankacılık endeksiniz diye, diye düşündüğünüz zaman budur çizen yani dört tane banka bunu hep söylüyorum Garanti hep kredi iş bankası <laughs> ve e, Akbank e, özellikle önemli bankacılık endeksi kağıtları ki Garanti de bunların lokomotifi pozitif bir e, tabii gidiş oldu Ben iki hafta bir buçuk haftadır galiba bir videosunu yapmadım burada 876'yı takip ediyorduk yani 876'dan sonra yukarı 942 vardı zaten doğal olarak ee, bir alan yani Fibonacci düzeltmesi hem de bakın şurada 3 Mart'taki dirence denk geliyor o dirençten ufak tefek bir hareket oldu şimdi bu hafta bankacılık için önemli olur diye tahmin ediyorum yani şu var şunu bir ifade edeyim bakın CDS düşmüyor CDS primi düşmedikçe bankacılık tabi biraz şey sıkıntılı endeksi fakat şöyle de bir durum var yani öyle ucuz bir fiyata geldiler ki garanti bankası ya yani onu bir göstereyim hiç bilmeyen arkadaşlar için bunun bir dibi var yani çok büyük bir şey olmazsa kırılmaması gerekiyor o dibin şöyle daha önce 6-61 civarlarında 200 ay ortalaması var bunun şöyle göstereyim yani bu 200 ay kırılmaz yani 200 ay kırılacak bir şey değil normalde çok zor. O dipten alt o zaman yukarı doğru döndü aylık grafikte yani piyasa zaten bunu da aşağı bırakmadı. Abi ucuz. ha Şunu da ifade ediyorum. Bakın ucuz diye de her zaman para katlayacak anlamınıza gelmez. O, o olmaz yani. yani. Bunun pek çok da örneği vardır. Ucuzdur, mucuzdur ama düşmeye devam eder. Dolayısıyla güzel bir alandan düzeltme yaptı. tabi yatırımcıların da sevindirdi. o da ayrı bir konu. Dipte alan yani bu işe takip edenler. CDS priminin yüksek olması dediğim gibi e, bankacılık için tabi dövizin doların da e, yani daha doğrusu TL'nin de değer kaybetmesi bankacılık için bir yara. O, onu bir kenara yazmak lazım yani. MCDS e, 396 çok fazla 400'ün üstüne gidiyor tekrar. E, önümüzde para politikası kurulu toplantısı var. E, oradaki karar da çok etkiliyor bankacılığı. Burada şu da olabilir. Bakın bir baskı sebebi. Onu da söyleyeyim. Yani bu Türkiye'de negatif enflasyona girerse tekrar acaba şey gelir mi diye yatırımcılar e, ne o aktif rasyosu falan tekrar gündeme gelir mi bilmem ne diye yatırımcılar çekinmeye başladığında o da tabi bir sıkıntı yaratabilir. Yani üstünde habere dayalı tedirginlikler var bankacılığın. Yukarıda direncimiz 9.42 devam ederse 9.65 burası ana bir direnç noktası 9.65 oraya orada dikkatli olmak lazım biraz da hani satıcıların kararlılık e, durumu nedir ona bakmak lazım. 9.65'in kırılması da tabi çok daha güçlü bir mesaj olur. Artık önündeki aslına bakarsanız son önemli direnci de kırar ve e, önümüzde 10.16 ve e, 10.82 var ki bu 10.82 civarları yani 7 Ocak'ta olan bu hareket biliyorsunuz yabancıların çok hızlı alımıyla e, orada tabi e, Ağbal'ın olumlu mesajları yani ekonomi yönetiminin değişmesi yabancılara çok büyük bir güven vermişti yeni ekonomi yönetimi onunla gelen bir fiyattı e, bu 10.70-75 e, fiyatlaması dolayısıyla em, e, oraya kadar da bir daha e, iyi bir alan olur önünde özellikle kırmızının kırılmasıyla bu hafta onun için takip edilmeli. Şimdi bunun kırılması bir kapanışta da kabul yani çok erkencilik olur. Burada şubattan bu yana süren bakın şubat 2020'den bu yana süren bir tren çizgisidir o. Öyle tek kapanışla "geçtim" diye kabul pek edilmez. <laughs> Aşağıda 887 ve 863 var. İkisi de önemli alan. Özellikle 863 çok da önemli bir alan. Bakın orada 850'ler, 860'lar kırılıyorsa yani 200 gün ortalaması 836 oraya bir hareket. Artık o kısımda kırılması aşağı yönlü bir trend anlamı taşır garantide. Teknik olarak ee, tabi onu söyleyeyim. hani Teorik olarak. Ee, ve 8 lira altta yine bir destek noktasına doğru hareket getirebilir. Dolayısıyla destekler e, böyle. E, bunların hepsi önemli bir destektir. Yani piyasada seçip bunların her birine bir e, strateji kuracak yatırımcı herhalde vardır diye tahmin ediyorum. Ama major olarak 8 takip edilir tabi Onu da ifade edeyim ben yani major anlamda. hani sabırla bekleyenler artık 8 de kırılıyorsa burada piyasa oraya kadar sabırla bekliyorsa 8 özellikle büyük bir satış baskısı da getirebilir çıkabilir arkasından hacimler bir miktar yüksek. E, garanti Bankası'nı sanırım biraz yabancı işlemi de oldu. E, onun da etkisiyle hacimler böyle bir tık yükseldi. Ama tabii o eski hacimlerden yani coşku olarak söylüyorum eski hacimlerden biraz düşük. E, bir önemi var mı? E, yani çok daha iyisini beklememek lazım. Onu da e, ifade edeyim. Yani bu bu kadarı bile e, aslında fena değil bu ortamda. RSI 70 seviyelerinde. E bunlar satıcıların artık Garanti Bankası veya Garanti Bankası olması şart değil yani Borsa İstanbul'da 73, 74, 75 seviyeleri satıcıların ufak ufak gelip kar realizasyonuna başladığı seviyelerdir. Yani şöyle geri göstereyim size. Bakın Garanti Bankası 2012 Nisan'dan bu yana yani 70 seviyesinin, 75 seviyesinin üstüne kaç kere çıkmış? parmakla sayarsınız bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 kere 8 akımda ee, ancak yani senede bir kere bile çıkamıyor 75'in üstüne garanti bankası ortalama olarak ee, buralardan da e, haliyle e, satışlar geliyor biraz biraz kar realizasyonuna piyasa gidiyor Dip de öyle bakın bu e, dipte de işte 30 Mart gibi mesela Yani olmuyor daha altı olmuyor 20 geldi burada da e, ki Hani baktığınız zaman yine 30'un altında RSI seviyesi de düşerken de ona göre hesap yapmak lazım tabi. 30'un altında RSI seviyesinde de hızlıca alınıyor gördüğünüz gibi. Makdi de yukarı tabi RSI biraz ısındı ee, senet. Burada %50 civarına yakın bir kar birikti. Tam %50 olmadı herhalde ama %40-45 civarı bir kar dipten alırsanız yani dibi baz alırsanız bir birikim var. Ee, belki ufak tefek kar realizasyonu olabilir. Ama tabii kırılım olmadan yani major anlamda söylüyorum. Bakın major anlamda. 8'in altına büyük bir kırılım olmazsa çok sorun yok yani orada. En son tahmin ediyorum en son dip olarak oraya bakılır. Yani 8'e bakılır. Ona göre orada stoplar belki çok fazla birikebilir. Aradaki seviyelerde risk almayacak yatırımcılar için yine videoyu kapatmadan söyleyeyim. 8.87, 8.63 ve 8.30 olarak takip edebilirsiniz. 8.60 8.30 özellikle bu ikisi belki takip edilebilir. Herkese iyi haftalar.